Elif ilk görüşte aşka... Son görüşte mi? Orta görüş mü? Karışık. Açık görüş. Karışık. Nasıl oluyor? Bilmem. Hangi anda aşık oldun? Uğurcan'ı görür görmez... Ah işte benim aşkım demedin mi? Yok. Bu halas nereden geldi dedim. Nasıl, nasıl tanış tanes? Çok derin bir mevzu. Uğurcan görür görmez aşık olmayacak bir tip değil mi? Yok. Yok, yok. Ne evet? Evet. Yok, yok. Ya yok. Öyle değil mi? Yok. Yok, yok. Ay ben çok gülüyorum, pardon. Ne güzel bir şey. Evet. İlker Bey anla beni işte, ben çekiyorum işte. Nasıl tanıştınız? Bir su içeyim, daha boğazım kurudu. Suda. O kadar gülene kadar yok, iki laf edeceğim diye yok boğaz, beklerim. Bekler. Elbette. Olur. Oğlum hemen bardak verin bak. Murat, bir bardak verin, su var burada. Ay çok teşekkür ederim. Allah tutsun altınızı. Şimdi ben biraz değişik içiyorum, ses çıkabilir. Döneyim arkamı, içim yoksa böyle içeyim. Nasıl rahat ediyorsan? Ben böyle rahatım, bismillah diyeyim bari. Bakmayın ha. Evet, bayağı değişik içiyormuş. Baştan demiştim ama. Şurada geçerken zorluk mu çekiyorsun? Duydun mu sesi gıp 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 diye? Elif nasıl tanış tenes? Ya niye bağırıyorsun tamam? Arkanı dönme. Arkanı dönme lütfen. Çok susadı. Ne yaptı lan? Allah yardımcın olsun. Su içtim. Kurtarın beni. İlk anlamaya başlıyorum. Evet, 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 evet. Anlamaya başlıyorum. Evet, evet. Hoş geldin. Anlatıyorum. Buyurun. Ben Vanlıyım. Van Erciş'liyim. Orada benim küçük bir dükkanım vardı. Ondan sonra orada bir tane müşterimiz vardı. Müşterimizde zaten bir tane bayan arkadaşı vardı. Bayan arkadaşı eşimin zaten eski kız arkadaşıymış. Onlar birbirleri ayrıldıktan sonra kız aramaya çıkıyorlar. Buraya kadar anladın mı abi? Oğlum çok sert bir şey ya. Anlattırmasa mıydım acaba? Sonu kahkaha geçiştirecektik yani. Ona kız arıyorlar. Şimdi benim müşterim bunun kız arkadaşın halasıymış. Tek tek tane tane anlatayım. Oo. Ondan sonra... Bu kadar detaya da girmene gerek yok. Akrabası çıkıyor. Ondan sonra kızdan ayrıldıktan sonra kızdan ayrılıyorlar. Ondan sonra aradan bir ay falan geçiyor. Diyor ki sana kız buldum. Kadın buna söylüyor. Sonra Halası değil yani normal bir tanıdığı arkadaş. Tanıdığı arkadaş. Aynen öyle. Sana bir kız buldum diyor. Ona söylüyor, bana değil. Evet. Dükkana geldi, bana dedi ki bir tane adam var Ankara'dan gelecek buraya dedi. Kız arıyoruz, seni önerdik. Niye dedim, Ankara'da kız kıtlığı mı var? Bula bula getirdin ta Ankara'dan Erdişevan'a. Kim gelip kız alacak dedim. Sen bende dalga mı geçiyorsun? Manyak mısın dedim. Deli misin, nesin? Neyse, karı da yok dedi. Çok mu hızlı konuşuyor? Annesiz değil. Sıkıntı yok o zaman. Bak, sıkıntı yok. Ondan sonra epey bir zaman sonra dedi ki telefon numarası var. Arayalım bir konuşalım dedi. Tamam dedim ama bizim o tarafta da annelerden sıkı böyle şey vardır. Kimseyle görüşemezsin, erkek arkadaşın olamaz, ağzını burnunu kırarım diyor bana. Tamam neyse, şşş dedim, kimse duymadan gizlice bir konuşalım dedim. Kadın o gün geldi, telefonu aldı geldi dedi, Uğur Bey'i arayalım dedi, bir konuşalım dedi. Ben de tamam dedim, arayalım konuşalım dedik. Ondan sonra herifi arıyoruz, herif telefonu meşgul alıyor, herif telefonu meşgul alıyor. Niye alıyormuş biliyor musun? Son model araba altına almış, ***larla geziyormuş. Ya dedikoduya bak, görüyor musun? Şimdi arkadan pis pis gülüyordur, normaldir o. O gün telefona cevap vermedi. Aradan iki saat geçtikten sonra telefonu açtı, kadınla konuştu, konuştu, bana verdi telefonu. Dedi ki, kimsin sen? Dedim ben Elif diye. Hangi Elif? Hangi Elif? La dedim kaç tane Elif var? Bir tane Elif var. Sen bandakiyle konuşmuyor mu dedim. He tamam dedi. Neyse öyle bir konuştuktan sonra bir hafta falan geçti.
Bir hafta sonra dedi bana geleceğim dedi, seni görmeye geleceğim. Tamam dedim, gel dedim ama ciddi niyetle geleceksen gel. Ciddi niyetle gelmeyeceksen hiç gelme dedim. Ben başımı da bela sokma dedim. Zaten doğu bölgesi sıkıntı olur dedim. Epey bir zaman geçtikten sonra bana dedi ki ben yarın yola çıkıyorum dedi. Tamam dedim, yola çık dedi. Akşamleyin beni arıyordu ki kardeşimin burnu kanamış, ben gelmiyorum. Cehennemin dibine gel dedim. Madem gelmeyeceksin niye bana geliyorum diyorsun, sonra da niye gelmiyorum diyorsun. Kardeşimin burnu kanamışsa gelmeyin, ne alaka dedim. Sinirlendim, telefonu kapattım. Demek ki bu yoldaymış. Epey bir zaman geçti. Sabahleyin sabah erken saat 4 civarlarında gelin vardı. Gelin yapıyorduk dedim. Gelin yapıyorduk, tam saat 12 oldu ve eve hiçbir şey yememişim. Çok acıkmışım. Öyle acıkmışım ki kadın geldi. Evin iş yeri de terminale yakın. Ondan sonra kadın geldi dedi ben terminale gideceğim. Demek ki bunu alıp geliyormuş. Ama benim haberim yok. Annem de o gün geldi dükkanda durdu. Kadın korkusundan teprenemiyoruz ki. Yemek almaya git dedim, bana ekmek arası köfte al dedim, çok acıktım dedim. Tamam dedi. Terminal iş yeri zaten çok yakındı. 5 dakika sonra bana personel dedi ki dükkanın içinde fare var. Lan manyak dedim, dükkanın içinde farenin ne işi var dedim. Zaten yeni temizledik dedim. Kadın da arkadan geldi, Uğur da arkadan sırtıma bir vurdu dedi. Bak ben köfte, köfte geldi dedi. Ben herifi bir gördüm, beni şok geçirdim. Ulan dedim ne köftesi, benim ekmek arası köfte. Böyle yaptı. Ulan dedim sen neren köfteydi, sen ne ara geldin dedim. Ay işte dedi ben sana sürpriz yaptım. Uğurcan kendi köfte mi? Ya ilk görüşte aşka inanmaman o kadar normal ki. Çok değişti değil mi? İlk görüşte köfte. Ya köfte, köfte. Arası istiyorum diyor, köfteyim ben geldim, köfte geldi diyor. Lan ne köftesi dedim, sen köfte değilsin ki dedim. Köfte olmadığını anladın yani bunu. Evet, tipini görünce zaten böyle bir şok geçirdim. İlker Bey köfte gibiyim zaten. Köfte, köfte değil miymiş? Yok, bildik klasik alas bir herifmiş, çıktı ben şimdi. Ondan sonra konuştuk, sohbet ettik. Çok mu yoruldun, dinleneyim mi biraz? Yok yok. Gayet iyiyiz, rahat. İki gün boyunca geldi, görüştü. Annesinin, ailesinin hiç kimsenin de haberi yokmuş. Ben de Ankara'da Kızılcahamam'a mama gidiyorum diye ailesini kandırmış. Ondan sonra iki gün sonra dedi ki ben gideceğim, senin annenle görüşeceğim, konuşacağım dedi. Tamam dedim. Hatta dedim şaka yapıyorsun dedim. Benim annem böyle kolay kolay tanımadan etmeden vermez dedim. Sen ilk görüşte aşık değilsin ama iki gün sonra annemle konuşacağım aynen dediğinde de tamam diyorsun. Herif ya diyordu işte ben geleceğim anneni abi göreceğim. E dedim gelmişsin git gör dedim, ben ne bileyim. Normal görüp gidecek. İstemem yan cebime koy diyor. Hangi anda aşık oldun? Bana onu anlat Elif. Ben aşık olmadım. Aynen. Gördüm bayıldım aldım hayırdım. Bayılma sahnesi anlatılıyor. Bayıldı mı? Bayılma sahnesi var. Nerede bayıldın? Ne zaman? Yalan söylüyor. İnan soruyu ben yalan soruyorum söylüyor. Ne zaman diye. Bayıldı mı? Tabii ki köfte getirdiğin zaman. Ya yok zaman yalan söylüyor. Köfte getirdiği zaman bayılmadı. Tamam işte annem çıktıktan sonra dedi ben köfte dedim. Aha anama da papaz olacağım dedim. Korkuyla telaş arasında şöyle bir şaşı beş oldum yapıştım yere. Ondan sonra gözümü açtım tekrar. Yani onu aşktan gördüm bayılmış öyle değil mi? Ya yok yok. Ya yok. Bu aşk baygınlığı öyle değil mi? Hayır hayır. Korku korku. Heyecan, adrenalin. Adrenalin. Peki. Karavan kampına gider miyiz Uğurcan'la? Orası nereye ya? Atıyorum hep sevdiğim bir yer. Adapazarı'nda Poyrazlar Gölü'nün kenarı. Heh, gölün kenarı. Ama orada ne var? Önce düşünmek lazım. İnanmayacaksın. Heh. Gölde su var. Onu ben de biliyorum. Su var, kum var, sakin var. Başka ne olabilir? Kadınlar da olabilir. Bizim ne işimiz olur? Biz erkek erkeğe mangal yapmaya gidiyoruz. Ben de gelirim. Tek gönderme. İlker Bey ben giderim. Ay. Evde kimin borusu ötüyor? Benim. Karışık. Bazen onun ötüyor, bazen benim ötüyor. Yani sabit bir şey yok. Şimdi arkadan diyordur. Onun, onun, onun. İşaret ediyordur kesin. Yo benim dedi. Onun? Vallahi onun saçını yolar. Yapar. Biraz arkalarla başlaman gerekiyor ama. Önde saçlanmamış. Arabayı kazanırsanız ne yapacaksınız Elif? Ben Allah her şeyin hayırlısını versin önce ama... Amin. Oğlumun çok istediği bir şey. Çok istiyor. Hayırlısı diyelim. Sırf oğlum için isterdim. İsterim de inşallah. Oğlum için geldik buraya yarışmaya İlker Bey. Sadece oğlum için. Ay,
Ağlıyor musun? Yok, gülüyorum. Ben görmüyorum. Ben görmediğim için sordum. Çok tatlısın. Ağlama gibi. Sağ olun. Çok tatlısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.